Allah hiçbir şeyi boşuna ve amaçsız yaratmadığı gibi insana verdiği nimetleri de boşuna yaratmaz. İnsana verilen her şey, hayat, iman, rızıklar, sağlık, göz, kulak, tüm bunlar insanın Allah'a şükretmesi için birer sebeptir. İnsan eğer cahiliye toplumunu saran gaflet perdesini kaldırır da etrafını şuurlu bir biçimde gözlerse, hoşuna giden her şeyin Allah'tan gelen bir nimet olduğunu görebilir. Yediği tüm besinlerin soluduğu temiz hava, etrafındaki estetik güzellikler, tüm bunları görmesini sağlayan gözü, her şey ama her şey Allah'tan bir nimettir. Öyle ki bu nimetler sayılamayacak kadar çokturlar. Kur'an'da şöyle denir, kovulmu şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Nahl suresi 18. Ve kuşkusuz tüm bu nimetlerin de bir amacı vardır. Tüm bunlar insanlar nefslerinin dilediği gibi kullansın, sorumsuzca ve şımarıkça tüketsin, talan etsin diye yaratılmamışlardır. Aksine nimetin verilmesindeki amaç, o nimeti kullanan kişiyi Allah'a yöneltmektir. Çünkü verilen her şey karşılığında bir şükrü gerektirir. En büyük ve en güzel nimetler için durmaksızın insanlara veren Allah'a ise en büyük ve samimi şükrü yapmak gerekir. Şükür hem büyük bir ibadettir hem de insanı azgınlaşmaktan korur. Çünkü insanın ruhunda zenginlik ya da güç bulduğunda zalimleşmeye, zorbalaşmaya, vicdansızlaşmaya karşı bir eğilim vardır. Zenginleşir, güzel imkanlara kavuşursa acizliğini unutmaya ve kibirlenmeye başlar. Şükür işte bu azgınlaşmayı engeller. Şükreden insan bilir ki eline geçen nimet kendisine Allah tarafından verilmiştir. Ve her zaman içinde ona aittir. Bu nimeti de onun yolunda, onun istediği biçimde kullanmakla yükümlüdür. Kendilerine büyük makamlar, büyük mülkler ve hakimiyetler verilen Hazreti Davud, Hazreti Süleyman gibi peygamberlerin tevazu ve olgunluklarının anahtarı budur. Kendisine verilen mülk nedeniyle azgınlaşan Karun da asıl sorunu şükretmeyi bilmemesidir. Eğer mümin kendisine verilen nimetlerden dolayı azgınlaşmayacağını, kibirlenip şımarmayacağını yaptığı şükürle Allah'a gösterirse Allah da ona daha fazla nimet verir. Allah'ın Kur'an'da verdiği andolsun eğer şükrederseniz gerçekten size artırırım ve andolsun eğer nankörlük ederseniz şüphesiz benim azabım pek şiddetlidir. İbrahim suresi 7. ayeti hükmü bunu ifade etmektedir. Şükür yalnızca Allah'a söz ile hamd etmekle değil, onun verdiği tüm nimetleri hak yolunda kullanmakla olur. Mümin kendisine verilen her şeyi Allah'ın dininin hizmetine sokmakla yükümlüdür. En başta da Allah kendisine verdiği bedeni onun rızası için, onun yolunda mücadele etmek için kullanacaktır. Kur'an, Allah'ın nimetlerine şükretmenin onun nimetini başkalarına anlatmakla yani dini tebliğ etmekle olacağını şöyle ifade eder. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut olacaksın. Bir yetim iken seni bulup barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi üzüp kahretme. İsteyip dilerini azarlayıp çıkışma. Rabbinin nimetini durmaksızın anla. Duhan suresi 5 ve 11. ayetler inşallah. Evet güzel dostlar, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda buluşmak üzere inşallah.